Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tanıtım derslerimizin ikincisi olan sulu boya ile alakalı çalışma yapacağız. Yine dün olduğu gibi bugün genel olarak yani bu dersimiz siz için değil, genel olarak ihtiyaç duyma ihtimalimiz olan malzemeleri tanıtarak başlamak istiyorum. Şimdi normalde evimizdeki bir arkadaşımız daha katıldı. Evimizdeki sıradan normal bir kağıtla yapabiliriz. Muhtemelen şimdi şu anda herkesin evinde hazır kolay da bulabileceği en kolay o var. Ama onun dışında şey de olabilir. Yani çocuklarımızdan izin isteyip onların defterlerinden bir tane ödünç kağıt alabilirsiniz. Çünkü onlar biraz daha kalındır tahmin ediyorum. Çünkü muhtemelen dersin içerisinde şöyle cümleler duyacağız. Hocam benim kağıdım yamuldu ya da benim kağıdım inceldi veya yırtıldı gibi. Bu işte su kullanımıyla alakalı. Yani çalışma yaparken su kullanacağımız için bu da ister istemez kağıdın dokusunu yumuşatıyor, yapısını. Ve bazen yırtılmaya neden olabiliyor. Bu nedenle normalde yani eğer dersimize devam etme, bu dersi alma gibi bir kanaati olan arkadaşlarım için sulu boya kağıdı öneriyorum. Bu artık şey yani işte yağlı boya kağıdı, akrilik kağıdı, işte normal tuval kullanmayanlar için hakikaten böyle bir yağlı boya kağıdı bile çıkardılar. O yüzden sulu boya kağıdı öneririm. Bunların böyle grenlerinin yani üzerindeki dokularının miktarı var. Çok dokulu kağıt da tercih edebilirsiniz. Az dokulu da tercih edebilirsiniz. Bu yapacağınız işe çok etki etmez. Fakat o işin ruhunu değiştirir. Siz artık nasıl bir etkiyi arzu ediyorsanız ona göre hangi tip bir dokuya sahip kağıt istediğinize kendiniz de karar verebilirsiniz. Ben çok dokulu olmayan yani ama yine de dokusu az da olsa olan hoş bir kağıt Kanson'un sulu boya kağıdını kullanıyorum. Kanson marka sulu boya kağıdı. Hatta onu chat'e hemen yazayım şuradan. Defter gibi de alabilirsiniz. Sulu boya defteri gibi. Ama ben kağıt olarak almayı tercih ediyorum. Neden? İşte çalışma alanıma istediğim gibi karar verebiliyorum. Böyle kağıt elimde olursa. Diğer türlü defteri açabileceğiniz kadar bir alana ihtiyacınız olur. Bu da her zaman sizi sınırlandırır. Öte yandan fırçalarımıza gelelim. Şimdi şu tip fırçalar var. Bu da son zamanlarda bayağı trend oldu. Yaygın bir hale geldi. İki arkadaşımız daha geldi. Onları da aldım. Bu şöyle bir kalem. İşte ucu fırça uçlu. Fakat arkasında bir su haznesi var. Buraya suyu dolduruyorsunuz ve siz yaparken buraya belli oranda su geliyor. Ve bunu renkli de kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz yani uygulama yapacağınız yeri sulandırmak için de kullanabilirsiniz. Bu çok trend ama ben bu tip yeni araçları çok önermiyorum. Onun yerine şu tip setler var. Yani içinde birden fazla boyun olduğu setler var. Bunlar çok ekonomik setler. Dolayısıyla tabii fırça yani çok ucuz olduğu için belki zamanla bunlar sizi tatmin etmeyebilir. Şöyle ki mesela sulu boya yaparken bu kıllar parçalanıp sizin yaptığınız eser üzerinde yapışıp kalabiliyor. Sonra bunları toplamakla uğraşıyorsunuz vesaire. Yani fırça iş görüyor. Kesinlikle çok iş görüyor. Ama iş biraz daha ilerledikçe bu fırçalar size yetmeyecektir. Şu anda sulu boya setinin içerisindeki fırça neyse onunla yapabilirsiniz. Evdeki birkaç farklı fırça. Mesela ince hatlar için daha ince 0, 0.1, 0.2, 0.3 gibi bu 0 bir fırça mesela numarası. Çok ince hatları, işte dal, işte yaprak motifleri, detaylar veya bir yazı isteyecekseniz böyle bir ince bir fırçaya ihtiyacınız var. Ama onun dışında genel şöyle bir orta
fırça işiniz görür. Ama bu geniş alanları daha hızlı boyama gibi bir durumunuz varsa, o zaman tabii biraz daha büyük bir fırça edinmenizde fayda var. Dediğim gibi bugün elinizde ne varsa onunla yapacaksınız. Ben normalde bu işi yapmaya başladığınızda nelere ihtiyacınız olacak? Onunla alakalı bilgi veriyorum şu anda. Diğer bir şey, ben iki tane kap kullanıyorum. Çünkü bir tanesi çok hızlı kirlenir. O yüzden temizleyip diğerinde durulayıp ondan sonra işte yanınızda devamlı duracak bir peçete. Mesela bunlar da zaten kullanıyorsunuz. Daha sonra işte bir kenara bıraktığınızda kuruyor. Yani bunları atmak durumunda değilsiniz. Dolayısıyla bir parçayı birçok çalışmada bir kağıdı birçok farklı çalışmada kullanma şansınız var. Yani böyle bir peçete yanınızda dursun. Çünkü bazen fırçanın ıslak olması resminizde o anda oluşturmak istediğiniz etkiye zarar verebilir, sıkıntı verebilir. Şimdi şöyle bir şey edinebilirsiniz. Bu işte sprey. Bazen zemini geniş hemen ıslatabilmek için bu tip malzemeler gerçekten işinizi çok kolaylaştırıyor. Bu zaten her evde vardır. Ama böyle küçük bir şey ayarlarsanız, bu masanızın üzerinde falan çok yer kaplamaz. Diğer bir malzememiz sünger. Şimdi bunların farklı boyları var. Bu bizim sponsorumuz Pagos ile beraber gelen sette şöyle bir küçük sünger var. Alabilirsem göstereceğim şimdi size. Şöyle. Bu arkadaşlar bazen siz kağıdı ıslattığınızda çok yoğun bir ıslaklık olduğunu fark edersiniz. Fakat onu almanız için peçete gibi bir şey kullanmanız icap eder. Bununla çok rahat bir şekilde orayı kurulayabilirsiniz. Artı bu süngeri farklı şekillere sokup elinizle buradaki dokuyu da resimde farklı etkiler oluşturmak için kullanabiliyorsunuz. Yani bunu aynı zamanda bir fırça gibi de kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu setin içinde hazır da gelir ama normalde dışarıdan da normal bir sünger alıp da yapabilirsiniz ama sulu boya setlerin içinde var. Ayrıca da böyle aldığınızda çok komik paralara edinebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir de süngere ihtiyacımız var. Sulu boyaya gelince, sulu boya çok geniş bir konu. Şöyle ki, yani işte 10 liraya da bulabilirsiniz, 100 liraya da bulabilirsiniz, 1000 liraya da bulabilirsiniz. Yani abartmıyorum, hakikaten çok pahalı setler de var. Ama şu anda başlangıçta sizin, yani çocuğunuzla beraber paylaşacağınız sıradan bir sulu boya bile işinizi görür. Ama dediğim gibi buradaki renklerin çokluğundan ziyade renklerin doygunluğunun çok önemi var. Dolayısıyla bazılarında mesela maviyi böyle saatlerce kurcalıyorsunuz, boyadığınızda yeterince mavi vermiyorsa bu boya pigmentinizin zayıflığıyla alakalı. Dolayısıyla yeni bir set almaya sizi itebilir. Burada mesela beyaz var. Çok doğru düzgün etkisinin olduğunu söyleyemem. Dolayısıyla set başlangıçta önemli değil ama gittikçe o da fırça gibi önemli hale geliyor. Mesela biraz önce size 20-25'e yakın fırça gösterdim. Onların tamamının fiyatı bu üçünün fiyatından daha ucuz. Şimdi bu üçü de aslında biraz Japon kaligrafisinde kullanılan biraz daha sivri uca sahip, yani giderek uca doğru sivrileşen farklı boylarda. Ben en çok kullanacağım 3 boyunu aldım. Bunun nasıl faydası var? Arkadaşlar bunun hem işte brush leathering atölyemiz var malum. Orada brush leathering için de kullanabiliyorsunuz bunu. Yani yazı yazmak, kaligrafi yazmak için. Aynı zamanda çok basit fırça hareketleriyle size öğreteceğim. Çok kolay işte çiçekler, ağaçlar, işte doğadaki bazı şeyleri çok kolay çıkartabiliyorsunuz bunlarla. Tıpkı yelpaze fırça gibi kullanış şekline göre farklı etkiler görünebiliyor. Yelpaze fırçayı da bir hatırlatayım size. İşte yelpaze formunda olan fırça. Bunda mesela böyle yatay vurduğunuzda, başka dikey vurduğunuzda
başka etkiler elde edebiliyorsunuz. Peki hocam, yani normal elimizdeki sıradan bir fırçayla bunları yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Fakat işte bunlar biraz daha işinizi kolaylaştırmak için tercih edebileceğiniz ürünler. Tekrar söylüyorum, tercih edebileceğiniz ürünler. Dolayısıyla zorunlu değil. Şimdi arkadaşlar, sulu boyayı iki farklı şekilde kullanıyoruz biz. Birincisi, ıslak zemin oluşturup üzerine uygulama yapıyoruz. İkincisi de direkt kuru, normal boya gibi kullanarak kullandığımız iki farklı metodu var. Fakat bunlar kendi içinde derinleşiyor. Ben şöyle çalışmayı tercih ediyorum. 3-4 tane kağıt hazırladım. Bu arada benim öğrencilerim benim sulu boyamın bu halini görse bana kızarlar. Çünkü biz her dersimizden sonra temizliyoruz. Ben dün bu ders için biraz pratik yaptığım için öyle kaldı. Şimdi normal bir matınız varsa veya bir masanız varsa önce bunu yani elinizle sürekli sabitleme ihtiyacı hissetmemeniz için bunu masanıza belli bölgelerinden sabitlemenizi öneririm. Bunun için kullanabileceğiniz iki malzeme var. Birisi kağıt bant, ama yani böyle duvar boyası için kullanılan kağıt bantlardan değil. Yani böyle kağıttan çıkarken zarar vermeyecek bir kağıt bant. Diğeri de Aydinger bant. Yani şu anda elinde tuttuğum bant. Bu koparması falan çok kolay. Aynı zamanda kağıttan da kolay çıkıyor. Burayı da tutuyor. Önce kağıdımızı sabitliyoruz. Şimdi ben bugün biraz bana yakın sabitledim. Dünkü çalışmamızda biraz daha uzaktı kağıdım. Çünkü bugün biraz detay girme ihtimalimiz var. Şimdi bu kağıdımda öncelikle fırçayı kullanmayla alakalı birkaç pratik göstereceğim. Ya bunlar çok basit. Ya hocam bunlar yani anlatmanıza bile gerek yok diyebilirsiniz. Fakat anlatmakta fayda var. Yani fırçamızın farklı kullanım şekillerini kağıtta birkaç uygulamayla göstereceğim. Öncelikle fırçamızı ilk aldığımızda bunu böyle ılık suyla yıkamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu fırçanın ağzını bir arada tutmak için reçineliyorlar fırçalarımızı. Reçinelediğimiz için ucunda pütürler kalabilir. Islandığında çözünür. Kağıdınızın üzerinde böyle dokular meydana getirir. Bu da hoşunuza gitmez. O yüzden ılık suyla yıkıyorsunuz. Daha sonra çalışmaya başlamadan önce yine fırçanızı ıslatıp sonra peçetenizde kurulayabilirsiniz. Şimdi herhangi bir renk seçeceğim. Fakat onun öncesinde güneş çalışacağız arkadaşlar. Farklı şekillerde güneş çalışacağız. Bunun için suyunla, sadece fırçamın ucunda su var. Suyunla bir yuvarlak oluşturuyorum. Fırçamın ucunu kullanıyorum arkadaşlar. Yani fırçamın yanını kullanmıyorum. Fırçamın ucuyla yuvarlak bir ıslaklık meydana getirdim. Daha sonra güneşinde kullanmak istediğim renkleri, bunları birbirine karıştırarak da kullanabilirsiniz. Alıyorum ve bu ıslattığım zeminin kenarına dokunuyorum. Bakın hemen zaten dağılıyor. Arkadaşlar, burada oluşan dokuları asla yönlendirmeye çalışmayın. Çünkü bu biraz sulu boyanın ruhuna ters. O yüzden bırakın nasıl su onu dağıtıyorsa ona razı olun. Çünkü o doğal olarak yayılım sağladığı için sizin kontrollü yaptığınız yayılımdan çok daha güzel görünecektir. Şimdi bu kadar boya yeterli. Ben fırçamla bunu biraz ortaya doğru, bakın bu tarafı biraz turuncu yaptım. Bu tarafa doğru biraz daha açık bir sarı yaptım. Daha yoğunlaştırmak isterseniz biraz daha boya alıp bir daha dokunabilirsiniz. Şimdi bakın bu sulandırıp boyayı uyguladığımız için otomatik yayılım gösterdi. Şimdi ise hiç sulandırmayacağım. Yine kullandığım renkleri
alıyorum fırçamın ucuyla, fırçamın tamamını boyaya sürmüyorum arkadaşlar. Fırçamın ucuyla bunun etrafına noktalar koymaya başlıyorum. Dersimizde bu pratikleri tek tek basit uygulamalarla, basit ama keyifli uygulamalarla göstereceğiz. Şimdi bugün hızlı bir ön gösterim yapıyoruz. Hep proje bazlı olacak zaten. Yani her dersimizde bir resim tamamlayacağız. Şöyle biraz yaklaştırayım ben. Şimdi arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz. Şimdi yine fırçamı sulandırıyorum. Bu defa biraz daha açık bir sarı kullanacağım. Yine fırçamın ucunu boyanın yüzeyine sürterek alıyorum. Sadece şöyle bakın, sadece ucunda var. Bu defa dışına doğru şöyle üçgenler yapacağım. Arkadaşlar burada dışarı doğru incelmesini istediğiniz yerde fırçanızın yüzeye temasını azaltmanız gerekiyor doğal olarak. O yüzden kontrollü. Şu anda bu çalışmamızda fırçamızın ucunu tecrübe ediyoruz. Bu arada bu dersimizde bir resim bitireceğiz. Şu anda bir pratik yapıyoruz. Çok basit, hızlı bir ısınma diyelim. Fırçanızdaki boya yettiği sürece onu kullanabilirsiniz. Şimdi yine fırçamı sulandırıyorum. Aynı renkte devam edeceğim için diğer suyuma şu anda temas ettirmiyorum. Bu defa yine suyla sadece bir yuvarlak oluşturuyorum. Ve bunun içini olduğu gibi ıslatıyorum. Yine sadece su. Siz elinizdeki kağıt çok ince ise daha az sulandırabilirsiniz. Bakın, aldığım boyayı, iyi sulandırılmış boyayı sadece o yuvarlağımın belli bölgelerine dokunduruyorum. O kadar. Biraz daha koyusunu aldım. Işığımdan yansıyor ama sanırım görüyorsunuz. Şimdi bu defa arkadaşlar fırçamızın yüzeyini, yanını kullanacağız. Bunun için yine tamamını değil ama fırçamızın ucu ve yan yüzeyini biraz daha renklendiriyorum. Bakın fırçama. Bu defa ne yapacağım? Ucuyla başlatıyorum. Sonra fırçamı temas ettiriyorum bütününü. Bakın. Burada yine tam olarak kontrol edemediğiniz, fakat bu defa sanki çiçek yaprağı, çiçek dokusu oluşturur gibi, fakat bir hamlede oluşturabildiğiniz bir uygulama. Ucunu
dokunup geriye doğru fırçamı yatırıyorum. Ve dolayısıyla burada çeşitli dokular meydana geliyor. Bakın fırça ilk dokundurduğunuz yerde daha yoğun. Fakat aşağı doğru daha açık. İşte bunlara falan müdahale etmeyelim kesinlikle. Öyle kalsın. Uygulamamızda da fırçamızın yanını daha çok kullandık. Şimdi aynı şekilde suyumu ıslatıyorum. Suyumu diyorum, kağıdımı yuvarlak şekilde. Artık fırçam ve suyum sarardığı için sadece su kullanmama rağmen sarı oluşuyor gördüğünüz gibi. Kenarlara dokundurarak geldiğimde hemen zaten yayılım gösterdi. Şimdi bu defa arkadaşlar fırçamı temizliyorum iyice ve kuruluyorum. Kuruladıktan sonra sadece ucunu kullanarak dışarıya doğru hareket ettiriyorum bakın. Bu da şimdi güneş yapıyoruz çeşitli şekillerde. Fakat bu da birçok yerde kullanacağımız tekniklerden birisi. Mesela bir realistik bir hayvan çalıştığımızda bunu tüy olarak kullanacağız. Sadece ucunu çok hızlı hareketlerle dışarıya doğru hareket ettiriyorum. Evet, şimdi çok uzatmadan devam edeceğim çalışmamı. Bu kağıdımın kuruması için kenara alıyorum. Bu şekilde yakından da gösterebilirim. Bakın benimki bile sulu boya kağıdı olmasına rağmen yamulma var. Daha sonra en son arkadaşlar bunu kuruması gerçekleştikten sonra üzerine böyle ince bir havlu veya bez koyup üzerinden üçüleyebilirsiniz. O zaman kağıdınız düzleşir. Bu arada bakın kağıdımı gezdirdiğim zaman üzerinde bazı boyaların hala gezdiğini görüyorsunuz. İstediğiniz etkiyi oluşturmak için bunu da kullanabilirsiniz. Kağıdınızı hareket ettirerek çeşitli akışlar meydana getirebilirsiniz. Şimdi ben diğer kağıdımı yerleştirdim. Asıl çalışmamızı yapacağız şimdi beraber. Bunun için önce kağıdımı sabitliyorum. Bu arada güneşle ilgili yaptığı çalışmayı paylaşmak isteyen arkadaşlar paylaşabilir, memnun oluruz. Şöyle. Yani küçük denemeler bunlar. Yani bir şaheser beklemiyor kimse. Siz de beklemeyin. O yüzden göstermek isteyen olursa bakarız, memnun oluruz. Herkes yapabiliyor mu veya kimler yapamıyor şu anda? Yani malzemem eksik, kağıdım yok, sadece izliyorum. Herkes yapıyor herhalde. Şimdi kağıdımı sabitliyorum arkadaşlar. Bu yine dünkü Zehra Hanım. Çok hoş görünüyor. Çok güzel görünüyor. O kuruduktan sonra ona biraz daha ilaveler yapacağız. Daha farklı bir noktaya taşıyacağız onu. O yüzden orada işimiz bitmedi henüz. Şimdi arkadaşlar dünkü çalışmamızdaki gibi Zentangle atölyesindeki gibi biraz ilerleyen haftalarda yapacağımız bir çalışma yapacağız. Yani iddialı bir çalışma yapacağız. Ama arzu ediyorum ki dün Hatice Hanım'ın söylediği gibi
Ya bunu hiç yapacağımı, yapabileceğimi düşünmüyordum. Demenizi istiyorum. Kendinize bunu söylemenizi istiyorum. Bana değil. O nedenle iddialı olmasını özellikle tercih ettim. Şimdi öncelikle temiz suyumla kağıdımın tamamını ıslatıyorum arkadaşlar. Bu fırçanız küçükse sizin için biraz zaman alabilir. Önemli değil. Fırçamızın tamamını ıslatıyorum. Dediğim gibi o sprey gibi bir şey varsa onunla yapıp sonra fırçanızla yayabilirsiniz. Kağıdımı ıslatıyorum. Daha sonra mavi kullanacağım. Fırçamı bakın sol tarafına sadece dokunduruyorum. O zeminin biraz ıslak olduğu için yayılacak. Şöyle şurada bir yay oluşacak şekilde bu boyamı yayıyorum fırçamla. Bu keskin hatlardan falan hiç korkmayın. Arkadaşlar hiç korkmayın. Daha koyu bir mavi aldım. Bu alt kısmı yine boyamı dokundurduktan sonra fırçamla yayıyorum. Bakın arkadaşlar biz normalde yağlı boya tekniğinde buna eboş diyoruz. Yani zemin. Daha bu resmimizle alakalı bir durum değil. Önce istediğimiz tonların üzerinde daha rahat etki bulacağı bir zemin oluşturuyoruz. Mavimle artık burayı birazcık daha koyulaştırmaya başlıyorum. Bu baştan bunu sulandırmamızın sebebi orada doğal bir yayılım yapmasını sağlamak. Bakın biraz gri kattım. Şimdi biraz kırmızı ve morla mavimi karıştırıyorum. Bu renkleri birbirine karıştırmada da son derece cesur davranabilirsiniz. Hiç önemli değil sonuç. Çünkü sulu boyada bu sizin müdahaleniz haricinde oluşan şeyler, doğal yayılımlar resminizi daha güzelleştirecek. Cesur olun. En fazla yeni bir kağıda başlarsınız. Bakın ilk başta koyu geliyor. Sonra açılıyor. Bakın burada böyle bir yay oluşturduk. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar şunu sizden istiyorum. Herkesinki çok farklı olacak birbirinden. Birebir aynısını benzetme yapma şansımız zaten yok. Dolayısıyla sadece genel mantığına uyun. Gerisi kesinlikle iyi olacak, emin olabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde alt kısmı da yapacağım ama alt kısım biraz daha koyu olsun diye biraz renk sürdüm oraya ve yukarı doğru bu defa fırçamı hareket ettirerek bu renklerimi yayıyorum.
şuralara böyle aralara arkadaşlar böyle renkler atıyorum ve yayıyorum. Sulandırıp fırçamla yayıyorum arkadaşlar. Yaptığım olay bu. Burada da aynısını yapıyorum. Bakın şu anda hiç bir şeye benzemiyor. Yaptığımız çalışma. Şu bakın şu kağıt dokuları, kağıdımız kuruyunca biraz normale gelecek. Şimdi ben zeminim fena sayılmaz. O yüzden kuruması için biraz bekleyeceğim. Bu arada sizin de yapmanızı bekleyeceğim. Yine şu ana kadar yaptığını paylaşmak isteyen arkadaşlar varsa onlara da göz atabiliriz. Bu arada Zehra Hanım güzel, gayet güzel. Şahane. Yayın, yayın gitsin. Hiç sıkıntı yok. Süper. Arkadaşlar bu arada çalışmanız sizi sabırsızlandırırsa, normal çalışırken bu dersimiz için söylemiyorum. Saç kurutma makinesi ya da sıcak nefes yoluyla çalışmanızı kurutabilirsiniz. Ama kendi haline bırakırsanız daha da iyi olur. Ama dediğim gibi sıcak üfleterek de bunu kurutma şansınız var. Şimdi arkadaşlar bu defa şunu isteyeceğim sizden. Çok sulandırmadan biraz daha koyu bir maviyle önce bir zemin oluşturuyorum. Sonra buraya bir çalı yapıyorum şöyle. Çok sulandırmıyoruz bu defa. Daha az. Burada da yine lekeleri böyle pat pat koyup sonra yayacağız. Şu uç kısımlarını özellikle pardon. Bakın fırçamın ucuyla şöyle yuvarlak hareketler yaparak oluşturdum. Bu aralara da koyuyorum. Her yeri dümdüz böyle boyama kitabı gibi olmaması için şöyle aralara dokunduruyorum. Bunun alt kısmı düz olması lazım şu şekilde. Fakat üst kısmını dediğim gibi sulandırıp fırçamı temizledikten sonra üst kısmını biraz böyle gökyüzüne karıştırabilirsiniz. Keskin hattı yok edebilirsiniz anlamda söylüyorum. Şimdi bunun aynısını fakat daha keskin hatlarla. Yani artık bu defa neredeyse çok 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 az su kullanarak bu tarafa fırçamın ucunu temas ettirerek böyle vuruyorum bakın arkadaşlar. Buraya bir ağaç konduracağım. Yine gökyüzünde kullandığımız için mor da katabilirsiniz. Yine burada da arkadaşlar tamamını boyamayın. Boyama kitabı gibi. Böyle darbeler vurduğunuzda aradaki boşlukların kalmasına izin verin. Şimdi biraz fazla canlı geldi bana. Dolayısıyla biraz siyahla karıştırıp şu altlara doğru olan kısmı biraz daha matlaştırmak ve koyulaştırmak için siyah ekledim.
Buralardan da fırçamızın ucunu kullanarak dallar çıkabilirsiniz şöyle. Arkadaşlar bu daha önce çalıştınız mı bilmiyorum ama çalışmadınız iseniz sulu boya bunun ilk çalışmanız olduğunu unutmayın. O yüzden ya kötü oldu, benimki iğrenç gidiyor falan. Çocuklar bizim çok söylüyorlar. Böyle bir şeye girmeyelim, duyguya. Sadece cesaret edip yapalım. Şimdi ben bazı detayları, küçük fırçamı kullanacağım. Buralara böyle aralardan görünen küçük dal detayları ekliyorum. Şimdi daha sulu, belki biraz daha içinde gri olan, fakat buradakine şimdilik çok temas etmeyecek, bunların aşağıdaki yansımalarını bize oluşturacak. Bakın daha uçuk, daha flu. Bakın kenara doğru kaydırarak fırçamı. Diğer kısma ise biraz daha aynı yukarıdaki gibi biraz daha net. Soldakine göre. Fırçamın ucunu kullanıyorum. Bunda da yine kenara doğru taşmalar yapabilirsiniz. Yine biraz siyahıma mavi katarak ya da mavime siyah buralara böyle minik dalga hareketleri ekliyorum. Çok yoğun değil. Arkadaşlar. Güzel. Şimdi
Yine ince fırçamı alıyorum. Fırçamı temizliyorum. Ve yine mavisi az fakat siyahı yoğun fırçama boyama yükledim. Buraya bir balıkçı teknesi ekliyorum. Siyah. Çünkü biraz gece çökmek üzere bu resimde. Dolayısıyla ışık arkadan geliyor. Geldiği için önde silüet şeklinde oluşturmuş bunu. Bunun üstüne ben bir baba oğul yapacağım ama siz kendiniz de yapabilirsiniz. O da tamamen silüet. Şöyle küçük bir beden. Onun yanına da biraz daha büyük. Tamamen böyle cinali gibi. Çok detaya girmenize gerek yok. Çünkü hem uzakta hem silüet, şöyle elinde bir sopa olsun bunun. Şimdi arkadaşlar, yine mavi ve siyah. Bunun alt kısmına yansımasını yapacağız. Fakat bakın, o dalgalanmayı vermeye çalışacağız. Küçük küçük parçalarla yapıyorum şeyi. Kenara doğru çizgiler çekerek. Sonra buradaki figürüm. Sonra ikinci figürüm. Perdemden ışık giriyor. Şurada mı? Evet. Bize daha yakın olan kısma, yani görüntüye daha yakın olan kısma, buraya böyle bir sanki önümüzde bir çalı varmış gibi buraya bir çalı ekleyebilirsiniz. Tabi bu en yakında olduğu için ışığa uzak olmasından dolayı biraz koyu olması lazım. Bu öndeki koyuluk hem arkaya doğru bir derinlik sağlayacak bize.
Bu altı boyuyorum, şöyle koyuyorum. Çünkü buraya küçük çalılar yapmaya karar verdim. Şöyle. Bunların böyle tek düze birbirine çok benzememesine dikkat edin. Fırçamın ucunu kullanarak arkadaşlar burada bu derinliği artıracağını düşündüğüm için böyle çallar yapmaya karar verdim. Evet. Şimdi eğer kullandığınız boyada beyaz yeterince iyiyse beyazla ilaveler yapabilirsiniz. Ben elimde tüp bir boy beyaz olduğu için onunla deneyeceğim. Zemini direkt boyadığımız için bu tür beyazlıkları bırakma şansımız olmuyor. Çünkü o zaman zemin istediğimiz gibi olmayacak. Beyazlara dikkat etmek istediğimiz için. Dolayısıyla daha sonra üzerine beyaz da detaylar girmek daha doğru. Burada ayın aksinden veya hala daha var olan ışıkların aksinden meydana gelebilecek böyle keskin parlaklıkları yapıyorum. Belki o saatlerde küçük böyle bir iki yıldız görünmeye başlamıştır. Bak, fırçamın ucuyla gelişi güzel dokunduruyorum ağacıma arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sulu boya şöyle. Biz bunun üzerine çalışmaya devam ettikçe farklı şeyler oluşacak. Dolayısıyla siz bitti deyince biter. Bitti demedikçe devam eder çalışmamız. Şimdi bu çalışmam biraz kururken önceki yaptığım güneşle alakalı birkaç detay ekleyeceğim. Bu tür sulu boya çalışmalarında arkadaşlar güzel olan artık kuruduktan sonra bunu motiflendirebilirsiniz.
bu tür dekoratif uygulamalarla o sulu boya çalışmanızı bir başka boyuta çekebilirsiniz. Şu anda tamamen hissi olarak nasıl hissediyorsam o şekilde uyduruyorum. Bir ritmik yapı içerisinde yaptığınız bu şeylerin tamamı güzel görünmeye matuf yani. Kendiniz böyle bu şekilde patternlar oluşturabilir. İşte bunun bir kısmına, şu kısmına mesela bir yazı yazabilirsiniz. Bizim görsel günlük atölyemizin de parçası bu. Aynı zamanda sulu boya. Aslında bütün atölyelerimizin birbiriyle ilişkisi var. Bu gece yolcuları içinden öyle geldi bir anda. Bu balıkçı teknesiyle gezen figürleri, bu resmi yapan arkadaşlar varsa paylaşabilirler. Evet. Zehra Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz çalışmanız hakkında? Çalışmam hakkında hatlar çok keskin olduğunu düşünüyorum. Sizinki gibi geçişken değil. Bu da karakterimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama şey yani beğendiniz mi peki yaptığınızı? Yani çok eksik ama rahatlatıyor beni sanatla meşgul bence, olmak. Bence ben çok beğendim. Bir daha gösterebilir misiniz? Tabii. Şöyle. Çok güzel olmuş. Gayet güzel. Sizin benimkine göre daha açık bir hava. Yani ikindi sonrası gibi. Evet. Bir de şey değil. Sizinki gibi geçişken değil. Yani kasıyorum sanıyorum kendimi. Problem yok. Hiç problem yok. Ama yani bu ilerledikçe veya denedikçe çok farklılaşacak. Zaten ayrı olması lazım. Yani sizinkinin benimkine, benimkinin de sizinkine benzememesi lazım. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Elinize sağlık. Evet, teşekkür ederim. Başka arkadaşlar? Zehra Hanım gayet güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık. Benimki de biraz malzemenin başka materyaller olmasından kaynaklanan şekilde biraz fırçalardan ilk etapta sonra malzemeden kaynaklı bir şey oldu. Dün gösterebildim, bugün gösteremeyeceğim maalesef. Çok kötü. Hiç öyle demeyin, bir bakalım. Tamam peki. Yani fırçalar kalın geldi. O yüzden ince şeyleri yapamadım. O problem biraz yok. Oldu. Hiç açıyorum. Yani vallahi, bu karakterler yani çalış. Evet, kötü değil. Ama dediğiniz gibi herhalde malzeme yetersiz. Ondan evet. Dolayı detaylara evet. Çok inememişsiniz. Evet, yani elimdekiler kızımın kullandığı yağlı boya fırçaları, çok ince uçlular yok. Bir de elimdeki boyanın çok kalitesiz olduğunu söyledi kızım. Anne evet. Bunlarla bir dene bakalım dedi. İlk defa yapmış oldum. Herhalde ilkokuldan beri yapmıyordum. Vallahi iyi, sevindim ben de ya. Böyle bir şey vesile olduk. Evet. Yani bence kötü değil. Mesela şunu söyleyebilirim. Bu yanlarda ve ortada kullandığınız renkleri doğru yerleştirmişsiniz. Bir sıkıntı görünmüyor. Fakat dediğiniz gibi detaylar eksik. Detaylar şöyle söyleyeyim. Mesela bu resmi bir iki gün devam etseniz çok iyi bir noktaya getirebilirsiniz. Tamam. Denemeye çalışacağım elimden geleni. Tamam. Teşekkür ederiz paylaştığınız için. Sağ olun. Sağ olun.
Başka paylaşmak isteyen arkadaşlar? Benimki de şöyle. Arzu Hanım, sizinki de güzel, çok güzel duruyor. Sadece Esat'cığım, seni küçücük bekleteceğim. Çok küçük bekleteceğim. Sadece şu çalıyla ağaç önlü arkalı olmuş. Bizimkinden farklı olarak o da farklı bir derinlik katmış. Kötü değil. Fakat yansımalar vesaireler çok hoş görünüyor. Güzel. Elinize sağlık. Şu kısmı ayarlayamadım yalnız. Üst açık oldu. Altlar. Evet. Evet. Ama evet, ilk defa yaptım kötü, böyle bir şey. Yani kötü değil. Kötü değil. Gayet güzel. Elinize sağlık. Tamam. Teşekkür ederim. Şunlar da güneşler. Ha, güneşlere de bakalım. Biraz yaklaştırır mısınız? Güzel. Motifleri de çizmişsiniz herhalde. Evet. Güzel. Gayet güzel. Elinize sağlık. Tebrik ederim. Teşekkürler. Elif Hanım. Elif Hanım. Çok fazla ıslatmışız sanırım. Bir türlü evet, dengeyi kuramadık. Hepsi dağıldı dokundukça. Problem yok. Sadece ortadaki kısımda kullandığınız renk biraz kirlenmiş. Onun dışında yerli yerinde görünüyor. Güzel görünüyor. Esat'tan yardım aldınız mı? Yok, hayır, almadım. Hayır. Esat, öğrencilere müdahale etmeyelim lütfen Esat'cığım. Esat, sen yaptın mı Esat? Hayır, henüz yapmadı. Tamam. Elif Hanım, elinize sağlık. Güzel görünüyor. Evet, başka arkadaşlar? Ben herkesi tebrik ederim. Çok güzel yapmışlar. Ben en kötü öğrenci olarak hiç göstermiyorum bile. Nurdan Hanım, bir görseydik, biz karar verseydik ona. Yok ya, ben asla göstermiyorum. Ben akşam bir daha deneyeyim ben hocam. Tamam, peki nasıl isterseniz. Evet, ondan sonra paylaşırım grupta. Problem yok. Nasıl isterseniz. Ne diyecektim? Bunun da video kaydını bugün tekrar atacağım. Oradan tekrar denemek isteyen arkadaşlar deneyebilirler. Başka paylaşmak istediğiniz veya sormak istediğiniz, katkıda bulunmak istediğiniz bir şey varsa alayım. Değilse size izin vereyim. Ben şunu sormak istiyorum. Bu fırçaları temizlemenin daha kolay bir yolu var mı? Yani hani mesela bir kere de kağıdı sildiğimizde renk hala üstünde kalmış oluyor. Ilık su mu onun yani? Ilık sudan ziyade Nurdan Hanım, birkaç tane kap olursa plastik bardak veya karton bardak, onlarda farklı sular olduğu zaman yani bir öncekine, bir sonrakine, bir sonrakine derken sonunda o temizlenir. Şimdi aynı su içerisinde boya karıştığı için tam temizlenemiyor dediğiniz gibi. Okey. Tamam, öyle ayrı. Yani bunu özellikle teknik içerisinde kullanmak için böyle özellikle kullananlar da var. Ama sizin hassas olduğunuz gibi tertemiz olsun, ikinciye öyle geçeyim diyenler de var. Bunun en kolay yolu farklı bardaklarda farklı su şeyleri. Okay, su kapları tamam. Yani. Tamam, teşekkür. Başka arkadaşlar. Bu arada dün belirtmiştim, yine belirteyim. register@schoolinbox.co mail adresine chat kısmına yazdım. Mail atabilirseniz eğer bizde kaydınız yoksa bu YouTube linklerini paylaşabiliriz. Şimdi Schoolinbox'ın ayrı bir YouTube hesabı olacak ama bu kadar uzun videoyu ilk video olarak kabul etmediği için ArtKids'in hesabına yükledim ben. Çocuklarla ilgili kanalımın hesabına. Sonra bunları öbür tarafa transfer edeceğim ama şimdilik ArtKids app, onu da yazayım. youtube.com/ArtKids app. Bu hesaptan videolara ulaşabilirsiniz. Peki katkısı, sorusu veya eleştirisi neyse olan varsa alayım, yoksa bugünkü yayınımızı kapatıyorum. Hocam, ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Geçen yıl çok ilk heyecanla böyle en kaliteli boya olsun, çok renk olsun
resim öğretmeni bir arkadaşa danışmıştım. O bana 12 renk bu taş boyalardan almamı söylemişti. Ama ben heyecanla 48 renk almıştım küçük küçük ve ne kadar çok renk bile olsa insan kendisi karıştırırken daha zevk aldığını düşünüyorum. Doğru. O yüzden aynen hani çok renk olması dediğiniz gibi gerçekten çok önemli değil. Kesinlikle şöyle bir palet alabilirsiniz küçük veya bu evdeki herhangi bir fayans küçük tabak da kullanabilirsiniz. Burada karıştırıp kullanmak daha keyifli. Hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu paletlerini sergi yapan bir sanatçının sergisini gezmiştim. Yani bu paletlerini hiç yıkamamış ve bir sürü paleti olmuş ve bu paletlerden bir sergi açmış. Yani oradaki karışımlar falan, yani burada bir bitiyor bütün olay aslına bakarsanız. O nedenle çok renk değil ama kaliteli boya tabii işi ilerlettikçe daha etkisini daha iyi göstereceği için önemli. Fakat renk sayısı inanın hiç önemli değil. Yanınızda bir peçete olduğu zaman mesela kırmızıyı maviyle karıştırdınız ve kirlendi. Şimdi benim mesela boyalarım kirlendi. Bir peçete varsa sadece kırmızı gerektiği zaman hemen üstünü temizleyip kırmızıyla devam edebilirsiniz. O nedenle bizim şu anda şu ürün bizim sponsorumuzun ürünü. Çok iyi bir sulu boya firması tarafından üretiliyor. Fakat bu bile çok aslında bakarsanız. Yani bu kaydı olan arkadaşlara bu set gelecek. Bu sulu boya seti. Yanında işte kalemi, fırçası, silgisi, kalem tıraşı ve süngeriyle beraber çok yeterli. Ama dersin başında da belirttiğim gibi çok uçuk rakamlara boyalar da var. Mesela küçük o sulu boya kutusundan çıkabilenler var. Böyle elinizi alıp şu şekilde buradan elinizden de kullanabildiğiniz. Onlar da çok güzel ama başlangıçta dediğim gibi gerek yok. Biraz israf olur, fuzuli olur. Evet arkadaşlar, yine bir saatimizi dolu dolu doldurmuşuz. 10 dakika, 5 dakika geç kaldığımızı varsayarsak 5 dakika sarkıtmışız. Sonrasında bir planım yok, yanlış anlaşılmasın. Fakat iyi bir saat oldu diye düşünüyorum. Sorunuz varsa alayım, yoksa yayını kapatıyorum. Hocam teşekkür ederiz. Bu yolladığınız register at school inbox.com mu yoksa sadece co şeklinde? Co. Sadece co. Sadece co. Tamam. Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hepinize. Yarın farklı bir çalışmamız var. Görsel günlük atölyesi olacak yarın. Biraz yaratıcı yazarlık atölyesi gibi çalışacak bir eğitim. Dolayısıyla yarın da vakti müsait olan, ilgisi olan katılımcıları, arkadaşları bekliyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Biz teşekkür ederiz. Arzu Hanım teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum.